Arkadaşlar ihtiyaç belirleme teknikleri burası önemlidir, çok karışır. İhtiyaç belirleme teknikleri 8 tanedir ama daha çok soruların geldiği bu 3 tanesidir. Yani Delphi, Progel, Dacum meslek iş analizi vardır. Bunun dışında 3G'miz var. Nedir onlar? Gezi, gözlem, görüşme, devamında kaynak taraması var ve ölçme araçları testler var. Yani 8 tane ihtiyaç belirleme teknikleri var. Bir daha söylüyorum, bu üçünü gördün. 3G'miz var. Gezi, gözlem, görüşme, kaynak tarama var ve ölçme araçları yani testler var. Şimdi bu üçüne baktığımızda sorular bunlardan geliyor. Arkadaşlar Delphi uzman, Progel Dacum uzman, meslek iş analizi uzman. Şimdi hocam niye böyle yazdınız? O uzmanlığı birazcık açacağız. Şöyle diyeceğiz. Arkadaşlar eski Yunan'da, Yunanistan'da Delphi tapınakları varmış. Delphi tapınaklarında kahinler geleceğe yönelik varsayımlarda, kehanetlerde bulunuyormuş. O halde Delphi'de anahtar kelime ne? Gelecek, geleceğe yönelik yapılır. Kim tahminde bulunur? Uzmanlar. Alanında uzman kişiler geleceğe yönelik tahminler, öngörülerde bulunurlar. Şimdi geleceğe yönelik öngörüde bulunan bu uzmanlar bir araya getirilmez. Yani şöyle düşünün, Türkiye'deki farklı üniversiteler İstanbul'dan, Ankara'dan, Trabzon, Erzurum, atıyorum işte Mersin, Antalya, Diyarbakır, Mardin vesaire vesaire, İzmir gibi. Birçok üniversiteden bulunduğunuz ili düşünün. Uzman kişisiniz. Size şu söyleniyor. Örnek veriyorum. Fen bilgisi. Şöyle olsun. Fen bilgisi alanında ihtiyaç belirleyeceğiz. Sana uzman kişiye deniyor ki, hocam geleceğe yönelik yani 5, 10, 15, 20, 30, 50 yıl sonrasında fen bilgisi ne olacak? Acaba fizik, kimya, biyoloji ayrılacak mı? Böyle mi olacak? Vesaire. Sen uzmansın. Geleceğe yönelik tahminlerini yazıyorsun. Ankara'ya yolluyorsun. Biz onları Ankara'da uzmanlar, program geliştirme uzmanları bir araya getiriyoruz. Sana tekrar geri atıyoruz. Hocam doğru mu bu? Evet doğru. Bunu mu demek istedin? Evet. Geleceğe yönelik uzmanların görüşlerini belirliyoruz. Ama uzmanlar birbirlerini görmüyorlar, bir araya gelmiyorlar. O yüzden birbirinden etkilenme, tartışma, gerilim vesaire maliyet yoktur. Sen bulunduğun üniversitede, hatta Trabzon'da, Katü'de iki tane hocasın. Hocaların odaları birbirine komşu. Çalışmadan haberin yok. Yani şöyle bir şey yok. Hocam gel bir araya gelelim de şu fen alanındaki ihtiyaçları belirleyelim. Yok. Hiç kimse, görevimiz tehlikede var ya, bu bant kaydı kendini yok edecektir diyor ya. Görevimiz tehlikedeki gibi herkes birbirinden bir haber, çalışmasını, görüşlerini, öngörülerini geleceğe yönelik yapar ve Ankara'ya yollar, program geliştirme uzmanları bunu bir araya getirir. Geldik en çok karışan iki tanesine. Arkadaşlar Progel Dacum'da uzman var. Meslek iş analizinde uzman var. Buradaki uzman işi yapan kişi. Yani buna usta da diyebilirsin. İş erbabı. Buradaki uzman akademisyen. Akademisyen. Şimdi dikkat. Analiz nedir? Bir şeyi parçalarını ayırmadır. Doğru mu? Şöyle parçaladık bak. Bir mesleği ihtiyaç belirlerken bilişsel, duyusal ve psikomotor şekilde analiz etme. Progel Dacum ise ne alanıyla alakalı? Psikomotor alanla alakalıdır. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Progel Dacum daha kısa sürelidir. Daha yüzeysel bilgi vardır burada. Ben bir mesleğe ait bilgileri uzman kişiden, ama kim bu işi yapan kişiden, o mesleğin yeterlilikleriyle alakalı beceri profili, psikomotor alan beceri alanı. Beceri alanıyla alakalı eksiyen ihtiyaçları tespit ediyorsan bu Progel Dacum. Ama şöyle akademisyenler tarafından bir meslek bilişsel, duyusal, devinişsel şekilde, bura yüzeyseldi, burası detaylı şekilde ortaya konuyorsa
Buna biz ne diyoruz? Meslek iş analizi. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Mesela örnek veriyorum. Öğretmenlik okuyoruz, değil mi? Ya da hukuk okuyacağız. Ben şöyle diyorum. Tercih kılavuzları vardır. Şurayı kapattım. Tercih kılavuzunu aldın. Hukuk fakültesini sana tanıtıyor. Diyor ki hukuk fakültesi işte atıyorum 4 yıl eşit ağırlıklı öğrenci alır. Şu şu dersleri görür. Bitirince avukat olur. Devamında işte sınava girer. Hakim olur. Savcı olur. Şu olur. Bu olur. Okumayı seven, şunu yapan, bunu yapan kişilerin seçeceği bir bölümdür. Sana akademisyenler ne yaptı? Bir mesleği hukuku bütün her şeyiyle ciğerine kadar analiz ettiler. Ama ben Progel Dacum'da hukuk okumak istiyorum. Avukatlar genellikle böyle beyin fırtınası şeklinde de olur. Avukatlar bir araya geliyor ya da ben gidiyorum bir avukata diyorum ki ben avukat olmak istiyorum, ne dersin? Bana diyor ki şunları şunları yapabilirsen bu iş sana göredir ya da değildir. Yani Progel Dacum'da İşi yapan kişiden direkt bilgiyi alırız. Yüzeyseldir, çok detaya inilmez. Sadece psikomotor alanladır. Meslek iş analizi ise analiz olduğu için bir meslek bilişsel, duysal, devinişsel şekilde ortaya konur. Ve Delpi'de de neyimiz vardı? Geleceğe yönelik 5, 10, 15, 20 sene sonrasının ihtiyaçlarını tespit ederiz. Bakın önümüzdeki sene ne olacak denmez sana. 5 sene, 10 sene, 20 sene sonrasının ihtiyaçlarını öngörmeye çalışırsın. Geleceğe yönelik olduğu için tahmin vardır, öngörü vardır Delpi tekniğinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.